Hanımlar beyler Sinan Akçıl alkışlıyoruz. Fena değil, fena değil. Güzel ses çıkıyor. Güzel ses çıkıyor. Evet. Peki benim seni anımsadığım sen korkunç yakışıklı bir çocuktun. Ee, çocuktun. Çocuktun. Yani ben, ben, ben ben seni ilk gördüm. O zaman boyun daha mı uzundu? Yok. Bir, bir iki santim fark ediyordu yani. Belki ama 84'ten 83'e indim. Bir hemen santim. bu kadar çabuk mu yaşlandın? Mesela ben çok. 69'dan daha yeni 68'e <laughs> düştüm ama 57 yaşındayım tabii. O kadar ama şey. Ama sen benden hızlı yaşayan yani bir hızlı yaşayan tek insansın. Evet. Aa. Evet. Maşallah. Evet. Peki çok yeni görürüz. bir yeni bir albüm var ve ilk albüm gibi çok ses getiren bir albüm. Yine hemen evet, e, listelerdesin. ve bu piyanist 1'den sonra piyanist 2. 2. Evet. evet ve bir ortak çalışma. Evet, piyanist 2. Yani iki buçuk yıldır fazla bir şey yapmıyorduk. Ee, Şubat 2020'de çıktı Piyanist 1. Ee, orada da çok şarkıcı arkadaşım vardı. Bu böyle bir seri. Çünkü bu aslında anneannemden bana kalan bir şey. Benim beş yaşında konsertör taşıyordu ve benim oğlum çok iyi piyanist olacak diye. Anneanne? Anneannem evet. Rahmetli Sen, anneannem. Sana anneannem mi baktı? Bence anneannem baktı yani. Hmm. Annem şimdi üzülmesin ama yani yüzde hmm. yetmiş diyelim. Hmm. Ama beni... çoğumuza anneannelerimiz, dedelerimiz baktı. He, ama Bizim neslimiz yani. öyle bir nesildi. Şimdi biz bakıyoruz yani geçmişte bize daha büyükler baktığı için. Şimdi o beni taşıyordu konservatuara. İşte vapurla Kadıköy'e gidip, hmm. 5-6 yaşında girdim konservatuara çünkü. Hmm. Ondan sonra işte oğlum çok iyi piyanist olacak, piyanist olacak. Babam da tabii fazla sayıda babamın öğrencisi o zaman çok gazdalar yani. Hani hmm. böyle ben de klasik Müslüman olacağım, i̇şte altın çocuk falan filan. Hmm. Öyle olmadı. <laughs> Anlatacağım orası. Hayır ama öyle. Çünkü Piyan, ama klasik sende, müzik anlamında. Ama sende genetik bir şey var mutlaka. Evet, hem anneden hem şıkır. babadan. İşte o anneannemin, aslında ona hitap etmek için hani piyanist albümünü yaptım ilkini abi. Hı -hı. İlki çok iyi gidince ikincisini yaptık. Şimdi yine Berkay, İrem Dereci, Mustafa Ciceli, Merve Özbey, ben, işte Serkan Kaya, Demet Akalın gibi bir sürü arkadaşımla Ece Seçkin, Unuttum varsa da zaten Whatsapp'tan yazar <laughs> Ne diye söylemedin diye Peki ama seninle ilgili fikrim Hep senin bir harika çocuk Yani seni tanıdığımdan beri çok eski çok eski Ama e, Senin bir harika çocuk olduğun Yönünde ama kendine hep Popüler müzik dünyasından Aynen, arkadaşlar bravo. buldun Yani bu doğru bir tanımlama Ya benim bu çok hoş, şey hoşuma Mesela Fazıl'la arkadaşlık etseydin bambaşka bir yerde olacaktın gibi ama galiba hani... istemedim ama ben konservatuarda da öyle Çok... Mesela Teoman daha yakışıklıdır ona göre. Doğru ee, söylüyorsun. Fazla göre ki ama Teoman'ın üretimi Fazla göre daha azdır. Senin de bir... üretimin Fazla göre daha az. Aslında belki. daha az değil de daha Bestecilik değişik. Bestecilik olarak evet. Bestecilik o daha, daha değişik yani... O daha mı kolay bir dünya mesela? Oturayım Beethoven çalayım sabahtan akşama. Bravo açımdan. işte bu yüzden sanki. Ama Fazla da ağır gelir bu. Şimdi ben bir Fazla kendi kendimi kıyaslayacak değilim burada. Başka bir söylemeyeceğim. Ben Hayır, o... Ben kıyaslayabilirsin. Zaten değil. Beethoven sonatinleri falan çalarken küçükken, Mozart'ları falan çalarken Zaten bunları çok iyi çalanlar var. Ben kendi müziğimi yapmak istiyorum. Sezen Sezen Aksu'nun evinde bir süre kaldım. O zaman da ona dedim ki ben kendi bestlerimi yapacağım. Sezen Aksu'nun evinde niye bir süre kaldın? Ya yani Mithat Mesela Can'da bizden... arkadaştım ben. Orada böyle yaşıyorduk böyle yani. yani. Çok böyle müzik ha. yapıyorduk falan da, da. <gülüyor> <gülüyor> Buradan magazin çıkmaz ya. Sezen Aksu'dan magazin çıkmaz ya. Hayır <laughs> yani o kadardı ha. ya. yani. Öyle hepsi belli. okeydi. Ama fazla yani aslında, aslında fazlalığı küçümsüyor musun bir açıdan? Kim? Sen. Hayır canım, ne alakası <laughs> var nasıl ya nasıl <gülüyor> <gülüyor> nasıl İşte abi kadın kadın orada Allah'tan yani, yani ama mesela yani şöyle bir şey demiş gibi oldu demeyeceğim bu konuda çalıştım hayır şöyle bir şey demiş gibi olduk mu yani fazla hep aynı mod sert aynı Beethoven çalıyor ben adam çok iyi çalıyor ben çok iyi çalmak ama bir şeyim mesela çok iyi çalıyor sana evet. bir şey söyleyeceğim babam mesela kandırıyordum babam ki çok büyük bir klasik müzisyen yani. bir şey çalıyordum mesela Beethoven tarzı bak bu Beethoven e, bir sonatı diyordum İnanıyordu. aslında ona ben uyduruyordum mesela Demek ha. <laughs> evet babam buradan bunu... Ama Fazıl babanın öğrencisi. Sen Fazıl'ı sen başlattın ben çıkarmadım. Hayır canım. Yani sen başlattın. Babamla çalışıyorduk. Fazıl, Fazıl babanın öğrencisi değil mi? Öğrencisi yani zamanında Ahmet Say var babası ya falan çok hmm. Bizde sofralar kurulurdu onu hmm. hatırlıyorum. Hmm. Melih Cevdet Anday gelirdi. Çetin Altan gelirdi falan. Hmm. Ben piyano Onları çalardım. Onları Fazıl benim hikayelerim diye anlatıyor. Babası... Senin hikayelermiş meğerse. <laughs> Harbi mi? Vallahi billahi. Vallahi benim Hemen hikayelerim. Hemen alayım senin hikayelerim. Ben ama 5 yaşındaki ama, ama, 20 yaşında yani. Onlar sizin ya mi geliyor Fazıl'larını? 15 yaş büyük kaç tomlu Onlar sizin eve mi geliyor, Fazıl'ların eve Bizim mi, mi geliyor? Bizim Gümüşsün'deki evimize geliyorlar. Size geliyorlar. Hiç Fazıl o, bize geliyordu diye de anlatıyor çünkü. Abi haftada yedi gün var, gidebilir adama yani. Hı -hı. Bana şimdi, bir, bana ha, geliyordu hem yani. size geliyordu hem ona <laughs> geliyordu. Belki <laughs> ona geldiğiniz size geldiğinde söylemiyordu. <laughs> olabilir. <Aynen>. Bir popçun <laughs> evinden geleceğin popçun <laughs> evinden gelme evet. hoşuna gitmiyor olabilir. Evet. Yani. Ya o Melih Cevdetan da şiir okuyordu falan. Ben piyano çalıyordum. Böyle enteresan. Pakodolüsü. ben yapıyordum diye anlatıyor. Allah Allah. Pakodolüsü de Lucia dedi mi? Pakodolüsü. De Pakodolüsü de dedi mi hatırlamıyorum. Tamam. Çünkü annem de manyak bir kadın olduğu için Pakodolüsü burada çok gürültü var dediği bir gün o evi sattı ertesi gün mesela. Burada gitar rahat çalamıyorum dedi. Böyle ha. manyak bir aile yani müzik anlamında. Evet. Evet. Pek sen niye popçu çocuklarla arkadaşlık ettin? Ya karşıma çok güzel popçular çıktı diyelim <laughs> zamanla yani. Hayır evet yani buraya mesela böyle dünyaya düşen adam gibisin yani. David Bowie. Yani böyle buraya nereden geldim ben filan gibisin bir yandan çünkü sen ilk başladığında herkes senden şey diye bahsediyordu. Ya yani olabilecek gibi bir şey değil. Yani müthiş bir müthiş bir yetenek var. Müthiş bir çocuk. Hem çalıyor, hem beste yapıyor filan diye senden bahsediyordu ama o sırada bu popüler müzik sanatçıları evet. hepimizin çok sevdiği falan filan onlar seni bir türlü ele geçirdiler Neyle ele geçirdiler ya? Yani? Ne verdiler sana? gazozuna mı bir şey kattılar ne yaptılar sen niye buraya geçtin halbuki öbür taraftan müthiş bir hayatın olabilirdi. Yani tabii şimdi bu dersi rahatça, rahatça, anlatamıyoruz burada ama <laughs> ya şöyle oldu. bir kere çok sevgilin oldu müzisyenlerden. Oldu <laughs> oldu. Evet o kadınlar senin aklını başından aldı. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. <laughs> Açıkçası ben popcorn kültüründen çok hoşlanan bir çocuğum. Ha. Buraya gel. Sen sen e, evet sen isyan ettin. Yani ben senin severim ya ailende yani. bu kariyer olduğu için isyan ettim bravo. Sen ona isyan oğlum ettin. Babam içeriden mesela doğa bakarken doğa basarken do diye diye bağırıyordu falan. Ben de kalıpların içine sığmayan bir çocuk olduğum için. Bravo. Arka tarafta akşamüstü de müzik yapıyordum. Annem o oh, zengin olduk oğlum çal diyordum. Annem çok gazlıyordu. Fazıl ben. uslu çocuktu. Evet. Fazıl Disi uslu o çocuktu. O ne dedilerse yaptı. Sen ise isyan ettin. Yani. Evet. evet. Abi böyle bir kalıpları sığmak var abi açıkçası. Ya Ama zaten sen... sonra bir de Fransa okuluna gittim. Evet. İyice sıkıldım yani hani. Evet. Sen de bir sıkıntı var. Var var. Bunu <gülüyor> <gülüyor> Ya ya abi bütün kariyerine baktı mesela ben olsam seni hemen çocuk psikiyatrına götürürüm. Çünkü baştan itibaren senin zaten buna ihtiyacın var. Çünkü sen 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuvarı piy piyano bölümüne e, giriyorsun. Ondan sonra sonra ee, orayı bırakıyorsun, sen Benoaya giriyorsun. Aynen, oradan atılmam çok komik. Onu anlat. Sen Benoaya girip atılıyor musun? Yok, oradan da atıldım da Kadıköy'de konserlarda atılmam çok komik. Niye bu çocuk yaşta buralardan atılıyorsun? <laughs> ne, ne oluyor bu kadar çocuk? Çocukluğun... Ya orada kek tarifi veriyordu hocalar kendi arasında. <gülüyor> ben <gülüyor> çok çalışmıştım, ben de kapağı vurup hani beni dinlemiyorsunuz diye oradan istifa ettim kendimce yani. Evet hocalara. Hocalara karşı, Fazla bunları yapmadı. Olsun bütün etütlerini çalıştı. Sen benim evet. adada Devamsızlıktan MFÖ çalmaya başlamıştım ve Yaşar'a. Evet. Devam of çalıştım. büyük sanatçılar. Tabii. MFÖ çok değerliydi 17 yaşında falan. E, abi Devamsızlıktan atıldım sonra tarih Hoca'sı Canan Hoca artık söyleyebilirim herhalde. Bütün soruları bana sınavda söyledi cevaplarını. Öyle geçirdiler beni. Yani var, tamam. Bunu bir programda ilk defa mı söylüyorsun Canan evet. Hoca'yı? Canan Hoca <laughs> Hocam, çok iyi oldu abi. 2003 mezun <laughs> falanım yani. <laughs>